O kadar da değil. Açmış gibi. Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugünkü konumuz nedir Yağmur Hanım? Bugün konumuz evimizi geziyoruz. Yeni gelin eve. Evet. Her yer kurdelalım. Evet, burada da ben hemen kendimi gösteriyorum. Ben Yağmur, benim görümcem. İkimiz de Yağmur'uz bu arada. Evini gezeceğiz. Birazcık ben de eleştireceğim. Eleştireceksin ha? İlk bizi nereye gösteriyorsunuz? İlk yatak odasına gidiyoruz. Yatak odasına geçiyoruz. Şimdi hemen şöyle ben gösteriyorum. Çarşaflarınız çok güzelmiş. Güzel. Küçük. Evin hiçbir yerine sığmadı. Yatak, çünkü yatak başlığımız 3 metre 10 santim. Büyük drama budur arkadaşlar. Evet. Burada da küçük. Kiler olarak kullanıyorum aslında bu arada. Evet. Bir Türk mantığıyla burayı kilere çevirdim. Peki terliklerin içindeki yeni gelin çorapları? Dantelli mi? Evet. Süper. Şimdi nereye gidiyoruz? Koridoru şöyle. Koridorumuza bakmak ister misiniz? 10 şöyle. Metre. Oh. Süper, süper, süper. Şuradaki. Burayı bu şekilde renklendirdim. Bu da trend yol. Her şey trend yol. Evimde gördüğünüz her şey trend yol arkadaşlar. Her şey. Bu vestiyer. Onu müteahhit yapmış. Evet. Giyinme odamız yatak odamız sığmadığı için şu an dışarı çıkmıyorum. İlk detleri gösterelim. Evet, ilk detleri gösterelim. Işığı da açalım. Çıkalım. Evet. Asla bir şey kapatmaya çalışmıyor oradan. Şöyle hemen. Burası... Evet, burada gördüğünüz gibi, hop bu da ben. Böyle bir giyinme dolabı. Yeni evlenecekler olanlara söylüyorum. Birazcık bunlar parmak izi bırakabiliyor. Haberiniz olsun. Çok parmak izi bırakıyor. Çok, yani alırken aklınıza bulunsun. Şurada da. Neydi, buraya ne koydum demiştin? Puf. Bunun için evlisimlerimi koydum. Burada ufak bir bu puf. Bu şekilde kaldırıyor bütün yanıtınızı. Evet, burada da. Bu da trend yoldan almıştık. Evet, her şey, bu evde görebileceğiniz her şey trend yol. Bu klimasızlıktan bizi kurtaran baş yardımcım. Burada da ufak bir balkon var. Şöyle size şöyle göstereceğim. Güzel. Burada sadece çamaşırlarımı asıyorum. Şuraya aslında tablolarımı yerleştirmiştim. Bunlar bir trend oldu bu arada. Oo. Ama perdeyi hesap etmediğimiz için asla gözükmüyorlar. Gizli ayrıntı. Hafif size şöyle göstereceğim tekrar. Ben çünkü ev benimmiş gibi. Evet. Devam ediyoruz. Neredeyiz şu an? Mutfak. Oo, avizeleri de gösterelim. Şöyle mutfağa geldik, evet. Yine. Neyi saklıyor? Şey saklamıyorum. Burası evet. Mutfağım. Banyo dolabı olarak geçiyordu. Banyo dolabı olarak mı geçiyordu? Bir dolap olarak geçiyordu. Ama ben bunu bu şekilde... Çok güzel yapmışsınız. Yağmurcuğum. Ay ne kadar güzel. Hop, peçete ayrıntısı. Eve misafir gelmiştir. Bu yılın modası gri sanki, değil mi? Bu yılın modası gri. Normalde evlenmeden önce hayalim hep evi bembeyaz döşemekti. Ama bir baktım gri siyah. Evin her yeri gri siyah. Evet, sonuç bu. Halalarımızı da gösterelim. Evet, siyah cam ocak almayın sakın. Her yer izolu. Şu an temiz gözükebilir. Çünkü video için. Hayır. Yok, ben her gün temizim gözüküyor. İzolu, çok izolu. Buzdolabını da gösterelim hemen. Şöyle. Yeni gelinlere tavsiye vermek ister misin? Dedin ki siyah ocak almayın. Başka? Evet, siyah cam ocak almayın. Çünkü su lekesi direkt iz olarak kalıyor. Bu şekilde sildiğiniz zaman hiçbir şekilde gözükmüyor. Ama ışığı açtığınız zaman su lekeleri belli oluyor. Ve kesinlikle çıkmıyor. Kız buraya televizyon ne ara taktı? Eve ilk geldiğim günden beri bu televizyon var. Ve giyme dolabında da parmak izi bırakıyor demiştik. Bunlar da bu yıl öyle. Ne vardı? Soğan, patates. Bunların ikili olanları da var. Şimdi neredeyiz? Şimdi banyomuza geçiyoruz. Yani banyomuza geçiyoruz derken orada kalkın gidin. Banyomuz da çok şık. Banyomuz normalde küçük bir banyo olduğu için ilk önce modum düşmüştü. Nasıl ayarlayacağım diye. Şunu çeker misin yeni gelin olarak? Ooo. Hiç dikkat etmemiştim. Onu daha yeni yaptım çünkü. Modum düşmüştü. Sonra bunları trend yoldan bulduktan sonra... Şunu düzelteyim. Tamamen havasının değiştiğini düşünüyorum. Evet, ayrıntıları var banyoda. Şunu göstermek istiyorum. Özellikle şu ayrıntıyı. Her otele gittiğimde duş jellerini ve kremleri çalarak buraya görgüsüzlüğümün sembolü olarak bunları dizdim. Burayı göster. İlk başta unutuyorum. Tabii ki. Evet. Otelin ismini gösterme, beni bulmasın. Dır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 
sanırım. Evet, Dalin. Olmazsa olmaz, biliyorsunuz. Halılarda böyle yumuşak. Şimdi geldik salona. Bu da açma, aç balıklarım. Aa, iki kişi olmuşlar. Evet, burası evinin en sevdiğin köşesiydi galiba. Bunu kendim yaptım. Wow. Bu şişeyi nasıl yaptın? Şişeyi aldım. Bunlar pampaslarımız. Sehpalar böyle. Yine gördüğünüz gibi gri. Buna ne deniyordu ya şu kısma? Konsol mu? Ne deniyordu? Unuttum. Vestiyer. Yok. Vestiyer koridordaki. Konsol gibi bir şey deniyordu ya galiba öyle bir şey. Konsol. Aynen, bu eğer konsol düşünürseniz konsol köşesi yapmış. Şöyle koltuk, perdelerde bir o kadar fonlar. Gayet güzel bence. Evet. Burada ponçik bir köşe. Şöyle yine trend yol. Bu saat nereden? Bu saat de trend yoldan. Evet. Kesinlikle bu şekilde parlak almayın. Bunlar da aynı şekilde cam gibi bütün parmak izlerinizi gösteriyor. Ve evet, şu anda da. Çok kolay çiziliyor. Çizildiği için ben altına şöyle bir gelinlik yaptım. Ama gözükmüyor çünkü çizilmemesi için bunu yapmam gerekiyordu. Evet, şöyle ünitemizde böyle. Bir şey soracaktım ben. Şu ayrıntıyı. Bunu normalde Trend Yol'da 280 TL'ydi ama biz 20 TL'yi kendimiz ördük. Eğer merak ederseniz evet, ben size göstereceğim nasıl ördüğümü. Diğer videomda. Kendi yaptığı şeyleri mesela bunu, bunları, yemek vesaire, bunlara nasıl yaptığını size gösterebilir. Altta evet, yorumlarda belirtiniz. Please help me. Burada neyimiz var? Burada da balkonumuz var. Balkona köşe yapacaktın sanırım. Normalde buraya palet koltuklarım gelecek ama hala gelmediği için burası bu şekilde kaldı şimdilik. Evet, burada da bir masamız. Burada masamız var. Orada mumluklarımız. Normalde onlar avizeydi. Ben avizeyi bu şekilde geri dönüşüm yaptım. İçlerine mum koyup akşamları yakıyorum. Ama şu an mum yok. Bardaklarımıza da bakalım. Bunları çekmiyor musun? Evet, çok ponçikler. Bize mükemmel gelin bardaklarıyla. Oh shit. Kendin yapmış gibi. Ye. Kilo vereceğiz dedik, 10 dakika önce diyete başlayacağız diye söz verdik birbirimize. Boğazımda kaldı. İstiyormuş. Bundan sonraki videolarınızı nasıl yapmayı düşünüyorsunuz? Düzenli olarak gelecek mi videolar? Evet. İsterseniz makyaj videosu çekebilirim. Normalde hemşireyim ama estetisyenliğe başladım. Hı-hı. Bu yüzden merak ettiğiniz şeyler olursa, bu niye burada elim? Bilmiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni takip edin. Aşağıdan bir yerden. Şu an tam olarak yeni bilmiyorum yeni başladığım için ama şurada falan olmasına. Yok, orada değil. Os. İstediğiniz gibi videoları çekelim. Aynen, yorumlarda belirtin. Yani desteklerinizi esirgemeyin. Bir de yorum atın, bol bol yorum atın. Yorum evet istiyorum. Ve evi eleştirebilirsiniz ev hakkında. Hadi iç bakalım çayını.